Optimak STU olarak 2012 yılında kurulduk. Ben daha önce makine imalatı yapan bir sektörde çalışmamıştım. Biz 4 ortaklı olarak kurulduk. Ortaklarımızdan birisi makine imalatı sektöründeydi. 2015'in sonuna geldiğimizde bütün bu sıkıntılara rağmen biz artık sektörde makine yapabilen, yaptığı makineleri sorunsuz çalışabilen, müşteri memnuniyeti %100'lere kadar ulaşmış bir firma haline geldik. 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında biz %1600 büyüyen bir firma olduk. Biz belli bir stratejik plan doğrultusunda giden bir firmayız. Bizim 2023 stratejik hedeflerimiz var. Bunu Sakarya Üniversitesi ile beraber, oradaki hocalarımızla beraber yaptık. Ve attığımız her adımı biz bu hedeflere göre atıyoruz. Çok güçlü bir ihracat ekibimiz var. Yurt dışındaki distribütörlerimizin üzerine eğitim anlamında çok fazla eğiliyoruz. Uzak destek servis, hızlı yedek parça noktasında 7/24 hizmet verebilir bir hotline kuruyoruz, kurduk. Müşterilerimizin hepsini uzaktan çok rahat izleyebiliyoruz. Bunlar da bize ihracatımızı arttırmada ciddi bir şey veriyor, güç veriyor. Efendim biz şu anda 180 kişilik bir ekibiz. Firmamızın yaş ortalaması 30. Çok genç bir ekibe sahibiz. 180 kişilik ekibin 90 tanesi mühendis ve fakülte mezunu. Yani yarı yarıya biz 4 yıllık üniversite mezunu bir kadroyla çalışıyoruz. Geri kalan 90'ın yarısı da yüksekokul ön lisans mezunu. Diğerleri de hepsi mesleki yeterlilik belgesine sahip, usta öğretici belgesine sahip bizim tecrübeli ustalarımız. Nitelikli personelimizi yetiştirirken aynı zamanda piyasaya da nitelikli personel yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu sadece Optimak'ın bünyesinde yaptığımız bir uygulama değil. Biz meslek liselerine, Anadolu liselerine, İmam Hatip liselerine, meslek yüksekokullarına ve fakültelere çok fazla ziyaret ediyoruz. Oradaki arkadaşlarla çok fazla işbirliği içindeyiz. Sosyal sorumluluk projelerimizde işte ağaçlandırma çalışmaları, eğitim çalışmaları, sosyal destek çalışmaları gibi uygulamalarımızı oldukça geniş tutarken milli duruşumuzu, ülke kalkınması ile ilgili duruşumuzda da oldukça ciddi kazanımlar elde ettik. Biz burada personelimize de söylediğimiz, çalışan arkadaşlarımıza da söylediğimiz çok önemli bir söz var. Biz burada sadece üretim ve ticaret yapmıyoruz. Yani bizim bu toprakları bize vatan yapan, Çanakkale'de yatanlara bir borcumuz var. Yani biz bu borcumuzu ödemek zorundayız. Kundaktaki bebeğini bırakıp orada şehit olana, hamile karısını bırakıp orada şehit olana, okul çağındaki çocuğunu bırakıp orada şehit olana, nişanlısını bırakıp orada şehit olana bizim bir borcumuz var. Biz bu borcu, bu toprakları vatan olarak tutarak, vatan olarak tutmak için de güçlü sanayi, güçlü teknoloji, güçlü üretim noktasında çalışarak da ödemek zorundayız. Bütün hedefimiz bu. Dünya üzerinde milyonlarca yetim var. Yetim dediğiniz sadece 2 yaşındaki bebek değil, 18 yaşındaki çocuk da yetim. Bizim sanayiciler olarak o dünya üzerindeki yetimlerin de elinden tutmamız gerekiyor. Sanayiciler olarak Türkiye'deki yetimlerin de elinden tutmamız gerekiyor. Başını okşayamasak bile onun okula giderken aldığı bir ayakkabı, efendime söyleyeyim, arkadaşlarıyla oynarken aldığı bir top, evine gittiğinde yediği bir 250 gramlık et gibi destekler de hepimizi oldukça fazla mutlu ediyor. Ben bütün iş adamlarını da bu yardım hareketine katılmayı davet ediyorum. Yine çevreyle ilgili biliyorsunuz bir yasa çıktı. Ambalaj atıkları geri dönüştürülecek ve depositeli olacak. Bu tabii çok zor bir, uygulaması çok zor bir yasa. Milyonlarca şişeyi, milyonlarca tenekeyi bir şekilde sizin geri topluyor olmanız gerekiyor. Biz Optimak Enerji'nin altında, aslında bunu Optimak Yeşil Mutabakat diyebiliriz. Onun altında bir de böyle çevre birimi kurduk. Bununla ilgili de bu ambalaj atıklarının, depositosuz atıkların geri toplanması ile ilgili de çalışmalara başladık efendim.